Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 pandemisini ilan etti. Ve ilan ettiği o tarihten bu yana bilim insanlarının yoğun çalışmalarına rağmen halen COVID-19'u tedavi edecek etkin ve güvenilir bir tedavi bulamadılar. Dahası COVID-19'dan korunmak için bütün dünyada henüz onaylanmış koruyucu bir aşı piyasada bulunmamaktadır. Covid-19 hastaların %50'sinden daha fazlasında zatüreye sebep olmaktadır. Zatüre akciğer yetmezliği sonrasında, solunum yetmezliği sonrasında kişilerin ölümüne sebep olan ağır bir hastalıktır. Fakat zatüreye sadece Covid-19 neden olmaz zatüreye sebep olan iki tane önemli hastalık var ki bunların tedavisi ve bir şekilde daha önceden aşılanırsa bağışıklama mümkün ve aşıyla korunabilen hastalık. İki hastalıklarda birincisi zatüreye sebep olan bir bakteri, pneumokok bakterisi ve bu bakterilerin akciğere ilmesini engelleyen dünya çapında etkin ve güvenilir olarak uygulanan bir aşımız var. Pneumokok aşısı 65 yaş üzerindeki kişiler, kronik karaciğer, akciğer, böbrek yetmezliği olanlar, organ nakli geçirmiş kişiler, yine kanser nedeniyle tedavi almakta olan kişilerde ki bunlara biz risk grubu diyoruz, önerilen önemli bir aşı. İki farklı formu var. Bir tanesi konjuge aşı. 13 değerli bu aşıyı yaptıktan en erken 2 ay, en geç 1 yıl içerisinde tamamlayıcı 23 değerli aşıyı yaptıktan sonra bu risk grubuna bir ömür boyu koruyuculuğu vardır diyebiliriz. İkinci aşı ise influenza olarak bilinen grip aşısı. Grip aşısı da yıllardır etkin ve güvenilir bir şekilde uygulanan, biraz önce saydığım Yine benzer şekilde risk grubuna uygulanan bir aşı. Grip aşısının farklı olan özelliği ekim ayı içerisinde veya kasım ayı başında uygulanması gerekiyor. Yani bir mevsim boyunca kişileri koruyor. Grip aşısı Dünya Sağlık Önerileri içerisinde birincisi sağlık çalışanları, ikinci risk grubu gebeler olmak üzere yine diğer zatürre aşısında olduğu gibi 65 yaş üstünde yaşayan kişiler, kronik hastalıkları olanlar kua, özellikle böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği başta olmak üzere bağışıklığı baskılanmış kişiler, HIV ile yaşayan bireyler ve yine ileri derecede AIDS hastalarına özellikle önerilmekte. Ama gelecek yıl maalesef COVID-19 zatürresinden ayrımı oldukça güçleşeceği için sağlık çalışanları için hastaların daha doğrusu risk grubu olmayan her bireye grip aşısını mutlaka öneriyoruz. Özetlersek Covid-19'a ait koruyucu bir aşı piyasada yoktur. Ama başka zatüre etkenleri olan bir pneumokok aşısı, bir influenza aşısı mevcuttur. Her iki aşı risk grubu başta olmak üzere bu kişilere uygulanırsa COVID-19'un üzerine eklenecek influenza'ya bağlı bir pneumoni ya da bakteriyel bir pneumoniye karşı koruyucu olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.